eski revizyon imar planının bütünü öncesinde şu kısımda görüldüğü gibi burayı ticaret alanı ilan etmişlerdi. Bunun iptaline ilişkin kararın önüne geçebilmek için şu anda da caminin korunması gereken kültür varlığı oluşuna ilişkin ve bölgenin krokisine ilişkin kararların iptali için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dava açmış durumda. Şu bölgede tekrar ticaret alanı oluşturmak için. Şehrimizde biliyorsunuz Sarmaşıklı Cami olarak da bilinen bir cami var. Hal Cami ve geçmişi bir hayli önceye dayanıyor. Bu caminin bulunduğu alanda, ibadet alanı olan alanda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi imar planı değişikliği yaptı. Burayı ticaret, konut ve turizm alanı olarak ilan etti. Sonrasında bunun ortadan kalkması için, caminin yıkılmaması için bu karara ilişkin bir dava açtık. Biz meclis üyelerimiz adına dava açtık. Farklı kesimler bu davaya müdahil oldular. Davada alınan bilirkişi raporlarında normal şartlarda caminin yıkılması ve trafiğin rahatlatılması yönünde rapor verildi. Yani buranın genel bir aks olduğu, etrafındaki yeni ilan edilen ticari alanlara rağmen caminin yola katılması yönünde bir rapor verildi. Burada imar planını engelleyen şey buranın korunması gereken kültür varlığı ilan edilmesiydi. Böyle bir karar alındı ve burası kültür varlığı olarak tescillendi. Şimdi Büyükşehir Belediyesi korunması gereken kültür varlığı olduğuna ilişkin karara da bir dava açtı. Yani bu karar kaldırıldığında artık camiyi koruyacak ve imar planı değişikliğinin önüne geçecek hiçbir şey kalmayacak ve sonuçta bu dava girişimiyle beraber bunu nihayete erdirirlerse camiyi yıkmış olacaklar. Peki buradaki camiyi yıkıp yıkma sebepleri nelerdir? Geçen sene de belli bazı sebepler vardı ama bu sene tekrar söyleyebilir misiniz? Şöyle, şimdi burada bir imar planı değişikliği yapılıyor. Yani caminin olduğu yer artık bir ticaret alanı, ticaret konut ve turizm alanı olacak ve bunun önüne geçen ne varsa, caminin korunması gereken kültür varlığı olması da dahil, bunları ortadan kaldırmak için girişimde bulunuyorlar. Peki süreç hakkında siz karşı bir dava açtığınızı bildirmek için girişimler hakkında bir şeyler yapmak. Biz öncesinde AK Parti grubu adına, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri adına imar planının iptali için dava açmıştık. Şu anda da belediyenin bu Kültür Varlığı Koruma Kurulu kararına ilişkin davasına da müdahale dilekçesi verdik. Peki söz konusu senaryoda cami yıkılırsa sizce vatandaşın tepkisi nasıl olur? Yani oradaki... Şimdi ibadethane olması dışında da gerçekten eskiye dayalı, korunması gereken, kültür varlığı olan bir yapı söz konusu. Elimizdekileri korumazsak, yani bakarsanız hani bugün bir Eskişehir'in benzetildiği Avrupa ülkelerine ya da özenilen Avrupa ülkelerine bakarsanız ellerindekilerini ve geçmişlerini koruyarak bu hale gelmişler. Geçmişimizi korumazsak, her yere yepyeni binalar dikersek ya da parkları imara açarsak bizim o tırnak içinde söylüyorum çok özendiğimiz Avrupa'ya benzememiz mümkün olmayacak. Bir cami caddede ve iki cadde aslında Cengiz Topel Üniversite Caddesi, hı hı, hatta Sivrisay Caddesi'ne kadar tek cadde, o cadde üzerindeki tek, hı hı, cami. Bunun hakkında bir şey söylemek istersiniz. Yani önemi biraz daha arttırıyor sanırım. Kesinlikle. Şimdi ibadet alanı olarak baktığınızda bölgede ibadet alanı ihtiyacı yönünden yakında bir cami de yok. Yani ibadet alanı ihtiyacı zaten kullanılan bir yer. Zaten ibadet alanı çok fazla. Bunu biz işte buradan kaldıralım da bir bakarız denmesi o anlamda da mümkün değil. Tamam, teşekkür ederiz. Tamam, siz keser şey yaparsınız.